Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Geçen hafta bu konuyla alakalı demiştim. Görüşeceğim Hakan'la diye görüştük. İnşallah biraz daha sohbeti bu hafta teknikleştireceğiz. Allah'tan bir şey gelmezse inşallah. Çünkü konu normal bir konu değil. İnşallah daha teknik bir şekilde yürüyeceğiz. Allah izin verirse. bir tane pil getirin olmazsa şurada kaldıydık. Aslında Hazreti Peygamber'in devlet başkanlığı misyonu ilahi, dini kaynaklı olmayıp tamamen içinde yaşanılan sosyal ve siyasi görüşler sonucunda elde edilmiştir. Burada kalmıştık. Normalde ondan önceki paragraf da kısaca devlet ve siyasetin sosyal, hukuki ve beşeri bir olgu olması ve değişmesi sebebiyle Kur'an doğrudan siyasi bir sistem önermez. Siyasi bir yapılanmanın ayrıntısını ortaya koymaz ve siyasi erki elinde tutacak kişinin kimliği, özellikleri ve sorumlulukları üzerinde durmaz diye bahsediyordu. Biz de böyle olmadığını söyledik ve buraları konuşuyorduk tabii aslında Hazreti Peygamber'in devlet başkanlığı misyonu ilahi dini kaynaklı olmayıp tamamen içinde yaşanılan sosyal ve siyasi gelişmeler sonucunda elde edilmiştir. Burayı biraz açmak istedim işin doğrusu. Şimdi bu tip metinler genelde batıda çok konuşuluyor. Yani Kur'an'a batı mantığıyla mı bakacağız? Veyahut da Kur'an'a bunları böyle açık açık konuşayım. Kur'an ve sünnete batı mantığıyla mı bakacağız? Bu noktada Kur'an ve sünnetin devlet mantığını veya işte Kur'an ve sünnetin siyaset mantığını batı gözlüğüyle mi bakacağız? Şia gözlüğüyle mi bakacağız? Vahabi gözlüğüyle mi bakacağız? Nereden bakacağımız önemli. Eğer normalde Batı gözüyle bakarsak, evet, yani böyle bir e, İslam'da devlet gibi bir e, devletin böyle bir hükmü şahsiyeti dini olamaz. Yani Batı'daki laiklik distürü bu. Onlar da Batı'dan baktığımızda Batı noktasından incelersek, o zaman devletin üzerinde bir dini bir şeyi olamaz devletin üzerinde din elbisesi olmaz, dini olgusu olmaz. Bugünkü laiklik gibi peygamberi de nereye oturtacağız o zaman? Peygamber de sadece dini olarak bir vazife yaptı. Peygamberin siyasi bir vazifesi yoktu. Batı'nın normalde tezi bu ve diyor ki Batı şartlar öyle gerektiği için o devlet başkanlığı yaptı. Eğer şartlar böyle gerekmemiş olsaydı o devlet başkanlığı yapmayacaktı. Bu tabii normalde e, genelde Batı'nın bize dayattığı, Batı'nın bize öğretmeye çalıştığı şey bu. Batı bize şunu öğretiyor. Yani peygamber postacı dedik tutmadı. Yani geldi dini tebliğ etti gitti postacı tutmadı. E peygamber şunu dedik olmadı, peygamber bunu dedik olmadı ama devletle alakalı... Yani siz bu devlet düşüncenizi, bu hilafet düşüncesini, İslam'ın bu noktadaki siyasi duruşunu törpüleyin. Batının bizden istediği bu. Çünkü normalde biz incelemediğimiz için, araştırmadığımız için dini bu noktada sadece ibadet merkezinde aldığımız için dinin bizden ne istediğini, Kur'an'ın bizden ne istediğini Sünnet-i Resulullah'ın bizden ne istediğinin biz çok farkında değiliz. Sıkıntı bu zaten. Ama biz eğer İslam'ı bu noktada kendi içerisinde bir metottan alırsak, metodik olarak kendisine yönelir, biz devlet sistemi veya siyaset nasıl olmalı deyip dinin kendi metoduna, kendi sistemine dönersek, o zaman önümüze farklı bir şey çıkıyor. O zaman önümüze sizlerin veya bugün İslam toplumunun kendince İtopya olarak gördüğü ayrı bir felsefe çıkıyor. İslam toplumu şu anda bunu İtopya olarak görüyor. Yani normalde e, bunu böyle bugünkü dille söylersek, İslam'ı kendi bütüncülüğün içerisinde alırsak, yani devlet, siyaset, ahlak, hukuk, ibadet, bunun hepsini bir bütüncüllük içerisinde alırsak, önümüze bambaşka bir sistem çıkıyor ortaya. Ara. Ve bu sistemden rahatsızlar. Bunun her an için oluşmasından rahatsızlar. Bunun yeniden gündeme gelmesinden rahatsızlar. Bu gündeme gelirse böyle bir şey oluşursa dünya üzerinde çünkü infial yaratacak şeyler yani Müslümanların hani bugün için yaşamış olduğu topraklarda e, rahatsızlık verecek unsurlar var biz hani diyorlar ya bazen zaman zaman siz Kur'an'ı anlamadan okuyorsunuz siz anlamamıza fırsat vermiyorsunuz. Bu millet Kur'an'ı anlayaraktan okursa siz anlamadan okuyorsunuz deyip de İslam dünyasını sömüren, İslam dünyasını zulmeden kimselerin rahatı kaçar. Şimdi o yüzden e, İslam eğer kendi içerisinde kendi organizasyonunu kurarsa kendisinden bunu oluşturur, kendisinden bunu tamamlarsa muhteşem bir şey çıkacak. Şimdi çünkü İslam'da bir devletin olması bakın İslam'da bir İslam'ın devletin olması farz hükmünde. Çünkü farzların yaşanabilmesi için yine farza ihtiyaç vardır. Ve bütün İslam'ın hangi kliğinden, hangi mezhebinden, hangi meşhebinden olursa olsun hepsi de bir İslami devletin farziyetinden bahseder. İslami bir devletin farziyetinden bahseder. Şimdi bunun İslam hukukunu çok iyi bilenler, bunun incelemesini, araştırmasını yapanlar bu konuda hemfikirdir. Siz İmam-ı Azam, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Muhammed, İmam Maturidi, İmam Eşari hem kelamcılar, akayetçiler, fıkıhçılar hepsinde ortak toplandığı bir nokta vardır. Dinin en güzel, en iyi şekilde yaşayabilme, yaşanabilmesi için devlete ihtiyaç vardır. Şimdi Cenab-ı Hak Bakara ayet 30'da da yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani başı boş bırakmayacağım. Sizi başı boş bırakmayacağım. Bu dünyayı başı boş bırakmayacağım. Ya yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve o yarattıkların arasında benim yerime hükmetcek. Bu halife halife nedir? birisinin adına bir şey hükmetmek, birisinin adına bir şey yönetmek, birisinin adına bir şey ayakta tutmak, birisinin adına bir vazifeyi yerine getirmek. Halifenin kelime manası budur. Mesela bir kimse iş yerinde bir genel müdür tayin ediyor ya, onun halifesi gibi veyahut da cumhurbaşkanı yanına bir tane halife tayin ediyor, yardımcısı. Cumhurbaşkanı yokken o imza atıyor. Vali, vali yardımcısı, vali yokken vali adına iş yapıyor. Vali Bursa'da kim adına iş yapıyor? Cumhurbaşkanı adına iş yapıyor. Cumhurbaşkanının halifesi noktasında. Halifenin kelime manası bu. Birinin adına iş yapmak. O zaman Bakara ayet 30 yeryüzünde sizlerden halife yaratacağım. Halife oluşturacağım. Ne yapacak bu halife? Benim adıma işler yapacak. Bu halife Hazreti Adem ve yaratıklar arasında adaletle hüküm veren Allah'a itaat konusunda onun yerine kaim olan kimselerdir halifeler. İmam Kurtubi İmam Kurtubi biliyorsunuz ıı, Endülüs'ün yetiştirdiği muhteşem tefsircilerden birisidir. Eleştirenler de vardır kendisini ama tefsirde çığır açmış bir kimsedir İmam Kurtubi. Bu normalde Bakara ayeti, Bakara'nın 30. ayetini şöyle tevil ediyor. Yaratıkların arasında benim yerime hüküm verecek bir halife yaratacağım. Bu halife Hz. Adem ve yaratıklar arasında adaletle hüküm veren Allah'a itaat konusunda onun yerine kaim olan kimselerdir. Ve bu ayet İmam Kurtubi diyor ki bu ayet müminlerin söz birliği etmesi ve halifelik hükümlerinin uygulanması için sözü dinlenip kendisine itaat edilecek bir imam ve bir halife başa geçirmenin gereğini ortaya koyan asli bir delildir diyor. Bakara ayet 30 için. Asli bir delil. Niçin? Ee, bu ayet müminlerin söz birliği etmesi... Ve halifelik hükümlerinin uygulanması için sözü dinlenip kendisine itaat edilecek bir imam ve bir halife başa geçirmenin gereğini ortaya koyan asli bir delildir. Bunun yanında diğer deliller de vardır. Yani biz geçen derste de bahsettim. Ey Davud seni gerçekten yeryüzüne halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet. Heveslere uyma ki bu seni Allah yolundan saptırır. Şüphesiz ki Allah'ın yolundan sapanlara onlara hesap gününü unuttuklarından ötürü şiddetli bir azap vardır. Ve Saat suresi ayet 26. Cenab-ı Hak Davut'a hem peygamberlik vermiştir hem de ona halifelik yani devlet başkanlığı vermiştir. Zaten beni İsrail peygamberlerinin beni İsrail peygamberlerinin normalde bir tek İsa aleyhisselamda devlet baş. İsa aleyhisselamla. Öbür türlü bütün hemen hemen büyük bir çoğunluğunda beni İsrail peygamberleri hem peygamberdir hem de devlet başkanıdır. Süleyman aleyhisselam gibi. Hem peygamberdir, hem de devlet başkanıdır Süleyman Aleyhisselam. İşte e, Yusuf Aleyhisselam gibi. Hem peygamberdir, hem de e, ilk önce devletin maliye bakanıdır, sonra devlet başkanıdır. Devlet de vazifelidir yani. Bu noktada o zaman Beni İsrail peygamberlerinin büyük bir çoğunluğu hem peygamberlik yapmışlardır, hem de devlet başkanlığı yapmıştır. Ben İsrail peygamberleri. Ve ey Davut seni gerçekten yeryüzüne halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet. Bakın sadece tebliğ et demiyor. Sadece nasihat et demiyor. Sen insanların arasında hak ile hükmet. Kim hükmeder? Devlet hükmeder çünkü. Kim hükmeder? Halife hükmeder. Yani Buradan şimdi bu konunun sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine geleceğim. Yani burada e, diyor ya aslında Hazreti Peygamber devlet başkanlığı misyonu dini kaynaklı değildir diye. Bunu çürütmeye çalışıyorum. Yani onun devlet başkanlığı da dini kaynaklıdır. Onun devlet başkanlığı da dini kaynaklıdır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yine Nur Suresi ayet 55. Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti. Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti. Allah bir şey vaat etti. Allah'ın vaadi hak mıdır? Evet. Allah'ın vaadini dinliyoruz şimdi. Allah bir şey vaat etti. İman edip salih amel işleyenlere. Onlardan Öncekileri nasıl halef kıldıysa onları da yeryüzüne halef kılacak. Allah iman edip salih amel işleyenlere öncekilerden nasıl halifeler yaptıysa halifeler verdiyse öncekilerden nasıl kendine halef seçtiyse öncekilerden diyor ki onları da yeryüzüne halef kılacak kime? iman edip salih amel işleyenlere. Onları da halef kılacak. Ve onlar için beğendiği dini temelli yerleştirecek. Bakın, onlar için beğendiği dini, Allah'ın beğendiği din ne? İslam. Allah beğendiği dini onlar için temelli yerleştirecek. Yani İslam ortadan kalkmayacak. Hiç kimse İslam'ı ortadan kaldırmaya gücü kuvveti yetmeyecek. Çünkü dinin koruyucusu ve hakimi Allah. Ve Allah yeryüzünde iman edip salih ameller işleyenlerle dinini ayakta tutacak. Ve yeryüzünde iman edip salih ameller işleyenleri de ne yapacak? Cenab-ı Hak halife olacaklarına dair vaadı var, devam ediyor. Onlar için beğendiği dini temelli yerleştirecek, korkularını emniyete çevirecek. Yani bu iman edip salih amel işleyenler yeryüzünde ne yapacaklar? İslam'ı temelli olarak yerleştirecekler. Ve yeryüzünün, benim ayetten anladığım bu, ve yeryüzünde, yeryüzünde korku emniyete çevrilecek. Şimdi yeryüzünün bütün insanları korku içerisinde. Ne zaman kafasına ki hangi zalim tarafından uçakların kaldırılıp bombalanacağı belli değil. Herhangi bir ülke ülke dokunulmazlığı, ülke sınırı yok. Yeryüzünün bütün insanları korku içerisinde yaşıyorlar. Bir sabah aniden Fransa Libya'yı bombalıyor. Unutuyoruz bunları. Bir sabah aniden Amerikası, İngiltere'si, Gavuru, ne, nesi varsa hepsi toplanıyor. Irak yerle bir ediyor. Ne Birleşmiş Milletler varmış. Yalan. Ne alakası var? Hiçbir işe yaramıyor. Bir sabah kalkıyor uçaklar, gemilerden kalkıyor. Suriye'yi bombalıyor, Irak'ı bombalıyor, Yemen'i bombalıyor. Afganistan'ı bombalanıyor, Pakistan'ı bombalıyor. Bangladeş bombalanıyor. Bütün Müslümanlar huzursuz. Bütün Müslümanların yeryüzünde kanı dökülüyor. Ankara'nın göbeğinde bomba patlatıyor adam. 100 tane, 150 tane İnsan şehit oluyor. Bir bakmışım bir sabah tanklar yürümüş, darbe yapmaya çalışıyor siyaya. 270 kusur tane şehit veriyor ülke. Yeryüzü kaos içerisinde. Emin değil. Yeryüzü korkuya teslim edilmiş vaziyette. Ama Allah'ın vaadi ak, Cenab hak. Cenab-ı Hak vaat ediyor. Diyor ki Yeryüzüne halef kılacağım ve yeryüzünde de İslam'ı oturturacağım, yerleştireceğim kimin üzerinden? İman eden ve salih amel işleyenlerle. İman eden ve salih amel işleyen, salih amel işleyen ne? Kur'an ve sünneti özümsemiş, Kur'an ve sünnete göre yaşayan, haramlardan uzak duran, nafilelerle Allah'a yaklaşan takva sahibi. Allah'a yakın olmaya çalışan takva sahibi kimseler onlarla yeryüzünü İslam edip yeryüzünde eminlik sağlayacak. Ve diyor ki korkularını emniyete çevirecektir. Çünkü onlar tarif ediyor Cenab-ı Hak. Bana kulluk eder. Bakın onların özelliği neymiş? O salih olan, o salih ameller işleyen, o iman edenler ve aynı zamanda da yeryüzünün vaad edildiği kimseler. Onlar bana kulluk eder ve hiçbir şey bana şirk koşmazlar. Bu iman edip salih amel işleyenlerin iki önemli özelliği var. İki önemli özelliği var. Bir, Allah'a kulluk ediyorlar. İki, hiçbir şey ona şirk koşmuyorlar. Hiçbir şeyi. Yani Kapitalizmmiş, yok sosyalizmmiş, yok komünizmmiş. Yok işte batıcılıkmış, yok doğuculukmuş. Yok çincilikmiş, Rusyacılıkmış, ABDcilikmiş. Yok CIA'ymış, yok Mossad'mış. Yok elinin körüymüş. Şirk koşmak yok. Ortak koşmak yok. Bunlar ne yapıyorlarmış? Sadece Allah'a kulluk ediyorlarmış. Bu kimseler sadece Allah'a kulluk ediyorlar. Ve Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onlara vaat ediyor. Bütün arzı. Yeryüzünün gerçek sahipleri. Parantez açıyorum şimdi ben de. Cenab-ı Hak vaat etmiş. Yeryüzünün gerçek sahibi kimler? İman edip salih amel işleyenler, Allah'a şirk koşmadan ona kulluk edenler ne yapacak? Cenab-ı Hak onları insanların halifesi ediyor. Ve onları insanların imamları, insanların idarecileri kılıyor. Bunlar insanların önünde imam, insanların önünde idareci veya insanların önünde halife. İster halife deyin, ister imam deyin, ister başkan deyin, ister idareci deyin, ister emir deyin. Çünkü hadis şeriflerde farklı farklı İsimlerden alınmış. Onlarla ülkeler düzelecek. Bu iman edip, salih amel işleyip, sadece Allah'a kulluk edip, şirk koşmayanlarla. Dört tane bakın ayak oldu. Dört ayak. Aslında iki ayak, ikisinin ayrı ayrı özellikleri var. İman etti, şirk koşmuyor. Salih ameller istiyor, salih ameller istiyor. Ve aynı zamanda ne yapıyor bunların şeyi ve Allah kulluk ediyor. İster dört ayak değin, ister iki ayak değin. Evet, bunlarla ne yapacak? Onlarla ülkeleri düzeltecek. Onlara kullar boyun eğecek, tabi olacak ve insanlardan korkularından sonra onların bu korkularını emniyet ve onları hakim kılma ile değiştirecek bütün dünya bütün arz korkularından kurtulacak ve emniyet içerisinde yaşayacaklar ve emniyet içerisinde olacaklar. Bu Allah'ın vaadi hak ve şüphesiz Allah bunun bunun bir örneğini bize göstermiştir. Bu bir itobik bir şey değildir. Bunun örneği Müslümanlar tarafından görülmüş, Müslümanlar tarafından yaşanmıştır. Bu kimdir? Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. İlk önce vefat etmezden önce Mekke'de peygamberlik görevini devam ettirirken Medine'ye ne yaptı? Hicret etti. Ve Ardından kendi sağlığında kendi sağlığında Mekke, Hayber, Bahreyn, Arap Yarımadası'nın diğer yerleri ve bütünüyle Yemen ülkesinde Yemen ülkesinde korku ortadan kalktı. Emniyet hakim oldu. Mekke korku kalktı. Medine'de korku kalktı. Hayber'de korku kalktı, Bahreyn'de korku kalktı. İnsanlar emin ve korkusuz bir şekilde yaşadı. Hristiyanı, Yahudisi, bütün teba, oradaki halk, hatta hayvanlar dahil ne yaptı? Emin bir şekilde yaşadı. Ve ardından Hacer mecusilerinden, Şam yörelerinin bir kısmından cizye alındı. Rum kralı Herakles ile Mısır ve İskenderiye hakimi Mukavkız, Umman kralları ve Habeş kralı Necasi ona hediyeler gönderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vefat etti. Allahu Teala kendi katından peygamberin yerine şerefçe üstün yine bir kim ne oldu? Halife tayin edildi. Bu halife kimdi? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleriydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağlığında işaret etmişti. Ashab onun etrafında toplandı. Aşere-i mübeşere toplanaraktan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in halifeliğine biat ettiler. Bakın Hazreti Ebubekir Efendimiz ne yaptı? Sonra Ebu Bekir Efendimiz salı, e, bu vazifeyi üstlendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin o vefat döneminde zayıflayan, dağılan bütün bu İslam'ın sınırları içerisinde kalan kavimler yine topladı. Arap Yarımadası'nı güçlendirdi. İslam ordularının başına Halid bin Velid'i koydu. Halid bin Velid komutasında İran seferine çıktı. İran'ın hemen hemen bütün ülkelerini, ilkesi fethedildi. Oradaki insanlara eminlik gitti. Ve normalde diğer bir orduyu Ebu Ubeyde ile onun yanındaki kumandanlarla beraber Şam'a gönderdi. Ve Şam ülkesinde insanlara eminlik gitti. Üçüncü ordu komutanı Tim Amr bin As onun komutasında da bir ordu nereye gitti? Mısır'a gitti. Böylece e, onun zamanında Mısır, Şam, Dimeş, Büşra, Havran ve civarındaki ülkelerin hepsi de fethedildi. Ve Yine Cenab-ı Hak Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin nefesini bitirince yerine kim geçti? Hz. Ömer. Tam olarak Hz. Ömer Efendimiz bu vazifeye geçirildi. Hz. Ömer Efendimizin bu vazifeye geçirilmesi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin tavsiyesiyle oldu. O tavsiye etti. Aşere-i o tavsiye uydu. Onu seçti. Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Şam bütünüyle, Mısır bütünüyle, İran bütünüyle, Kisra kuvveti kırıldı, alçaltılmış vaziyette ülkesini terk etti. Kayser hezimete uğratıldı. Bunlar zamanın zalim ülkeleri. Bunlar zamanın zalim hükümdarları. Bunlar zamanın hak hukuk bilmez, adalet bilmez. Zamanın serkeş devletleri, bugünkü tabiriyle bunlar eşkıya devlet. Bunlar anarşist, terörist devlet bunlar. Bunlar insanların mallarını, canlarını, namuslarını kast eden, gece baskınlar yapan, din, dinsiz tanımayan böyle serkeş devletler bunlar. Ve normalde Konstantiniyye'ye kadar dayandılar ve yine Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman Efendimiz halifelik makamına geçti. Onun halifelik döneminde de İslam ülkeleri yeryüzünün en uzak doğu ve batılarına kadar uzanmış, batı ülkeleri Endülüs, Kıbrıs, Kayrevan, Atlas Okyanusu'na dayanan sept ülkeleri fethedildi. Doğu yönünden ise Çin'in içine kadar gittiler. Kisra öldürüldü. Hükümranlığı bütünüyle zevallerdi. Irak şehirleri, Horasan, Ahvas fethedildi. Ve normalde Türkler o devirde İslam'la tanıştı, Müslüman oldu. <laughs> Ve normalde Batılılardan da, Doğululardan da, o serkeş devletlerden, hara çalınaraktan devlet zenginleşti ve bütün Osman radıyallahu anh hazretlerinin zamanında ülke refah içerisinde müslümanlar emin bir şekilde yaşadılar Hristiyanlar emin bir şekilde yaşadılar Yahudiler emin bir şekilde yaşadılar hangi dine müntesip ise onların hepsi de emin bir şekilde yaşadılar Çünkü Allah'ın vaadi haktı Allah'ın vaadi haktı. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aynı zamanda devlet başkanıydı ve devlet başkanlığının da delil olarak, daha başka ayetler de var, ileride bunları sıralayacağız. Delil olarak da ayetlerde Huhari'de devlet başkanı olduğu için yerine devlet başkanları halife olarak Seçildi. Devam edeceğiz. Burada bir önemli parantez açalım. Peygamberimiz İslam toplumunun başkanıydı. Kendilerinden başkan ve İslam toplumunun yöneticisi olarak sözler ve fiiller sadır olmuştur. Kafirlerle, harici olan asilerle ve savaşılmasına karar verilen kimseler üzerine ordular gönderilmesi malın mallarının mahallelerine harcanması, gelirlerinin yerinden toplanması, vali ve kadıların tayin edilmeleri, ganimetin taksimiyle başka fiiller. Bir, evet. İmamet ve İslam toplumunun başkanlığı görevi, Peygamberlik ve elçilik merhumunu içine girer mi? İki, öyle ki peygamberimiz şu fiilleri işledi veya şu sözleri söyledi dediğimizde onları peygamber ve resul olarak mı yapmıştır? Yoksa başkan olması sıfatıyla mı yapmıştır? Muhammed T. Tanci, İslam mezhepleri tarihi notu. Ve devam edeceğiz oradan. Ardın burada kaldıydık dedik zaten. Devam. Halbuki Kur'an sen onlar üzerinde zorba değilsin. Gaşiye 22 der. Evet. Diyerek onu bir kral veya melik gibi güç ve zor kullanmaması konusunda uyarmış ve onun ne insanların ne de Allah'ın vekili olmadığını açıkça bildirmiştir. Zümer 41. Şimdi bu ayet-i kerimelere bakacağız. Yani gerçekten yani öyle mi? Bu neydi? Halbuki Kur'an sen onların üzerinde zorba değilsin. Gaşiye 22. Evet. Öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğütçüsün. Onların üzerinde zor kullanıcısı değilsin. Ey Muhammed, sen insanlara peygamber olarak gönderildiğin gerçeklerle ilgili hatırlatmalarda bulun. Çünkü sana yalnızca tebliğ etmek düşer. Hesap görme ise bize aittir. Bu sebeple ikinci ayette <laughs> onların üzerinde zor kullanıcı değilsin buyuruyor. Sen onların üzerinde zorba değilsin. Yani sen onları zorla imana sokmak zorunda değilsin denmiş. Şimdi bu peygamberlik görevi ile alakalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde aile babasıdır, çocuklarının babasıdır, eşlerinin kocasıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tüccardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir askeri komutandır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri devlet başkanıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri etrafında küç küçük çocuklara müşrik bir dededir. Aynı zamanda. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde bir toplumda bir peygamberde olması gereken bütün özellikler mevcuttur. Eğer biz peygamberlikle alakalı bir ayet kermeyi devlet başkanlığına yormaya çalışırsak biz o zaman kendi kendimizi Kur'an'ı zorlamış oluyoruz. Bu nedir? Bu peygamber, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğiyle alakalıdır. Tamam. Hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuştur. Ben la ilahe illallah deyince kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Onlar bunu söylerlerse kanlarını ve mallarını benden korurlar. Ancak hak ile olanı müstesnadır. Onların hesabı aziz ve celil olan Allah'a aittir. Sonra bunu söyledikten sonra şöyle dedi. Öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğütçüsün. Onların üzerine zor kullanıcı değilsin ayetini okudu. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İmam Ahmet. Ahmet. Yani bu normalde yani birkaç tane ravi değil. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İmam Ahmet dediğinizde hemen beş tane hadis imamı çıktı önümüze. Bu hadis yani böyle mevzu veya işte üzerinde tartışılacak bir hadis değil. Ben la ilahe illallah denilinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Şimdi ayet 41 şüphesiz ki biz kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Kim hidayet ederse bu kendi lehinedir. Kim de sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmış olur ve sen onların üzerinde vekil değilsin. Yani bir kimse inanır inanmaz onun bileceği bir iştir. Ama bu onun devlet başkanı değildir. Sonucu bu ayetlerden çıkmaz. O devlet başkanıdır. Allah Teala Hazreti Peygamberi için şüphesiz ki biz kitabı bu Kur'an'ı sana insanlar için hak olarak indirdik. İnsanları, cinlileri bu kitapla uyarasın. Bu kitapla insanları, cinnileri bu kitapla doğru yola getirirsin. Onlara hidayet yolunu anlatasın. Ve kim hidayet ererse de bu onun lehinedir. Hidayet ermedi o kimse hidayet yolunu seçmedi. Bu da onun kendi aleyhinedir. Bundan Hazreti Peygamber sorumlu değil. Burada Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir sorumlu olmadığını, bir kimsenin sapkın durursa, hidayete ermezse, Kur'an ve sünnete iman etmeyip yaşamazsa vebali kendisine aittir. Hazreti Peygamber'e ait değildir. Bununla alakalıdır bu ayet-i kerimeler. Yani halifelikle, devlet başkanlığıyla alakalı değildir. Ve sen ancak bir uyarıcısın ve Allah her şeye vekildir. Hud 21. Senin vazifen sadece tebrik etmektir. Hesap görmek ise bir şey bize düşer. Rahat 40. Bunlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin <laughs> peygamberliğiyle alakalı. İnsanlara din tebliğiyle alakalı ayet-i kerimeler. Devam ediyoruz. Kur'an, Kur'an'da Hazreti Peygamber'in insanlara nasıl davranması gerektiği konusunda emir ve yasaklar. Onun devlet başkanı olması ile ilgili olmayıp peygamberlik misyonu veya sosyal ve toplumsal ilişkilerde Müslümanlara örneklik ve önderlik etme görevi ile ilgilidir. Onun Müslüman topluma önderliği ilahi kaynaklı devlet başkanı oluşu beşeri kaynaklıdır. Şimdi bununla uğraşacağız şimdi. Evet, Nur Suresi ayet 59. Yani Hz. Peygamber'in devlet başkanlığı beşeriymiş ya, ilahi değilmiş ya. Buna cevap, ey iman edenler Allah'a itaat edin peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız, onun halini Allah'a ve Resulüne bırakın. Bu hem hayırlı hem de netice itibariyle güzeldir. Yani demek ki Hz. Peygamber sadece peygamberlik tebliğ edilmiş değil. Ona itaat edin. Emir var. Ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Emir var. Demek ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliği sadece devlet başkanlığını içine almıyor değil. Şimdi bunu daha da aşacağım şimdi. İmam seçmek. Soru devam ediyor. Allah üzerine değil Müslümanlar üzerine vaciptir. Yani Allah imam seçmez manasında. Seçilen imama beyat şarttır. Aynı anda iki halife olamaz. Müslümanları yönetecek kişiyi ilim, takva, kahramanlık ve nesep yönünden erdemli olmalıdır. Bununla birlikte imamın zamanın en üstünü olması şart değildir. Buradan devam ediyoruz. Bunu söyleyen tabii M ev kuran siyasi kültürümüzde teolojik kökenler ve iktidar tahayyülü. Buradan şimdi devam edeceğiz. Hazreti Peygamber ve ashabı İslam'ın devletsiz olamayacağını çok iyi anladılar. Bu bakımdan onlar devlet otoritesini sarsacak Diğer bir ifadeyle devletin var olmasının nedeni olan İslam hükümlerinin uygulanmasında gösterilecek herhangi bir gevşekliğe hiçbir zaman göz yummamışlardır. Asabın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin vefatından hemen sonra Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri defnedilmeden toprağa bedeni verilmeden bir başkan seçmek, bir devlet başkanı seçmek için toplanmaları, istişare etmeleri, bununla alakalı insanların fikir yürütmeleri Medine'li Ensar'ın kendi içlerinden bir devlet başkanı seçtirmeye çalışmaları. <laughs> Kureyş muhacirlerin kendi içlerinden bir devlet başkanı seçtirmeye kalkmaları İslam'ın Müslümanların devletsiz olamayacağının göstergesidir. Asab Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin hilafına bir şey yapması mümkün değildir. Bakın bu mümkün değildir. Asap bunun bilincinde insandır. Ve o yüzden hızla ne yapar? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ardından Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerini halife olarak seçerler. Ve bu genelde İslam yönetimin, yönetici, yönetimlerinde, İslam devlet sisteminde teorik olarak buna halife veya buna halifelik denmiş. Genel olarak. Ve bu kendine has bir makamı olan ve bu makam içerisinde kendine ait kuralları olan ve kendine ait vazifeleri olan bir, olgudur, oluşumdur. Ve bunun yolu belirlidir. O makama gelecek olan kimse bir yoldan gel geçmeli. Bu yol babadan oğula geçen bir yol değildir. Bunun altını çizelim. Babadan oğula geçen bir halifelik makamı söz konusu değildir İslam'da. Eğer babadan oğula geçecek olsaydı Hazreti Ebubekir Efendimizden sonra dört Abdullah'tan birisi olan Ebubekir Efendimizin oğlu Abdullah seçilirdi. Veya babadan oğula geçilecek olsaydı Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hazretlerinin dört Abdullah'tan ikincisi olan oğlu Abdullah olurdu. O da olmadı. O zaman bu babadan oğula geçen bir halifelik sistemi değildir. Bunu özellikle şimdiden söylüyorum. Çünkü dört halifeden sonra Muaviye, Muaviye'den sonra babadan oğula geçme başlamıştır. Orası tartışmalı, orası ayrı analiz edilmesi gereken bir yerdir. Ben çünkü İslam ve İslam devlet sistemini, İslam ve İslam devlet sistemini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu an Hazretlerinin zamanlarını içine alıyorum. Tabi bir de 6-7 aylık bazı rivayetlerde 7 aylık bazı rivayetlerde 6 aylık Hazreti Hasan Efendimizin kısa bir dönemi var. Benim için halifelik sistemi İslam'daki devlet sistemi Ölçü olarak buraya alıyorum. Bunun altını bir çizeyim mi? Benim için Muaviye ve sonrası İslami noktada ölçü değil. İçinde doğrular olabilir, içinde eksiklikleri, yanlışlıklar olabilir, içinde başka şeyler de olabilir. Ama benim için orası Emevilerin bilhassa durduğu noktayı İslam halifeliği olarak kabul etmiyorum. Bu benim kendi şahsi duruşum. Birileri kabul edebilir. Beni ilgilendirmez. Benim için İslam halifeliği bu manada Hazreti Hasan Efendimiz'de son bulmuştur. Ondan sonra olmuş mudur? Hayır. bunu da altını çiziyorum. Böyle bir yaşanmış mıdır? Hayır. Yaşanacak mıdır? Evet. Yaşanacak mıdır? Evet ve hilafet bu manada başkasının yerine onun adına görev yapmak veya tasarruflarda bulunmak demektir. Halife ise başkası tarafından kendi adına iş görmek, üzerine görev, görevlendirilen kişiye denir. İslam hukukçuları hilafet terimini genellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yerine geçmek anlamında kullanmışlardır. Gerçekte hilafet, şeriatı Allah'tan tebliğ eden peygamberin yerine geçip, dini korumak ve dünya işlerinde düzene sokmak demektir. Kelime manası. O zaman burayı tekrar söylerim. Gerçekte hilafet, yani hilafet makamı, Şeriatı yani Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretinin getirmiş olduğu Kur'an ve sünneti. Allah'ın indirdiği Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetiyle oluşmuş olan o kocaman şeriat hukuk demektir. Komple İslam'ın bütünü demektir. Allah'tan tebliğ eden peygamberin yerine geçip dini korumak. Bakın dini korumak ve aynı zamanda dünya işlerinde düzene sokmaktır hilafet. En yüksek başkanlık ve amme velayetidir. Onun üstünde başka bir başkanlık olmaz. Ve amme velayetidir. Yani ammenin hakkı derler ya halkın velayetidir. Halkın bu noktada velisi hükmündedir. Bu makama getirilene halife adı verilir. Çünkü bu konularda o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yerine geçmiş bulunur. Bu makama geçen toplumu sevk ve idarede Hazreti Peygamber'in halefi olmuştur. Bu nedenle Peygamber'in halifesi demekte sakınca görülmemiştir. Fakat genellikle yalnızca halife demekle yetinilir. Bu noktada hani burada vardı ya iki tane ee, aynı anda iki halife olmaz. Müslümanları yönetecek kişi ilim, takva, kahramanlık, nesep yönden erdemli olmalıdır. Evet. Ebu Said naklediyor. İki halifeye birden biat edildi mi onlardan ikincisini öldürüverin. Müslim. Yani bir İslam ülkesinde topluluğunda ümmetin başında iki halife olmaz. Tek halife olur. Ardından bir halife dahi kendi kendine ben halifeyim diye çıkarsa hadis-i şerif açıktır. Onu öldürün der. Sonradan çıkanı. Yine başka bir hadis-i şerif. Siz bir kişinin etrafında birlik halindeyken bir başkası gelip kuvvetinizi kırmak veya cemaatinizi bölmek isterse onu öldürün. Bakın nettir burada tavır. Yani İslam toplumu bölünüp parçalanmayacaktır. İslam toplumu kendi içerisinde taht kavgası, halifeli kavgası yapmayacak. İkinci sonradan çıkanı öldürün der. Bakın sonradan çıkanı öldürün der. Hani sufiler de derler ya bir posta iki şeyh yoktur diye. Bir dergahta iki şeyh yoktur. Bu sufilikte de geçerlidir. Bir kimse kendi kafasından bir şey yapıyorsa şeyhlik yapıyordur o. bir dergahta iki şeyh olmaz. Bir devlette iki başkan olmaz. İslam ümmetinde iki halife olmaz. Sonradan birisi halifelik iddiasıyla ortaya çıkarsa o öldürülür. İslam çünkü vahdaniyet dinidir. Yani vahdet, birlik dinidir. Bu sadece Allah, peygamber ve şeriatın birliğini ifade etmez. Devletin ve itaat edilecek halifenin de bir olması gerekir. Yani İslam'da iki devlet de olmaz. Devlet de bir olacak, halife de bir olacak. İslam ümmeti de tek bir cemaattir. Devletin de bir olması gerekir. Bunu teyit eden çok hadis vardır. Mesela bir hadisleri daha söyleyeyim. Kim bir imama biat ederek antlaşma musafasını yaparsa gücü yetince ona itaat etsin. Bir ikincisi çıkıp da evvelkisiyle nizaya kalkışacak olursa onun boynunu vurun. Bakın onun boynunu vurun. Sen bir bu sufiler için de geçerlidir. Sufiler bir üstad'a el verdi, onun elini tuttu mu? Mesela. İkinci bir üstad gidip de birisini bir üstad daha seçme benim kendi anlayışım bu. Din anlayışım. Yoktur böyle bir şey. Senin bir tane üstadın olur, iki tane olmaz. İki tane ise bu benim nazarımda doğru değildir. Bırak birini git öbürküne eyvallah. Ama diyor ki gücün yettiğince sen bir el tutmuşsun orada dur. Gücün yettiğince. Ben hep Şeyh Efendi için onu söylerdim arkadaşlar. Bir el tutmuşsun kardeşim, otur sen orada. Ne eksiklik gördün? Sana Kur'an'ı yanlış mı öğretti? Sana Kur'an ve sünnetin dışında bir şey mi söyledi? Bir el tutmuşsun, otur orada. Çok özür dilerim. Oynaklık yapma, kaypaklık yapma, gevşeklik yapma. Dimdik dur. Döneklik yapma, akça kavaklık yapma. Başına ne geldiyse geldi. Otur dostoru. Otur dostoru. Oturmuyorsun senin sapkınlığından. Oturmuyorsun senin kaypaklığından. Oturmuyorsun senin gevşekliğinden. O yüzden ben bir sefer gittim adam. Ben ona bir daha ders vermem. Vermem. Sebep? Gitme kardeşim. Bir tek zorluk sen mi görüyorsun? Bugün gittin, yarın da gidersin sen. Ne zaman gideceksin diye sana mı bakacağım hep? Yürü git, bir daha gelme. Bakın, hadis-i şerif benim haklılığımı göstermesi için koymadım buraya. Ama ölçü. Kim bir imama biat ederek antlaşma musafası yaparsa, gücü yetince ona itaat etsin. Otur oturduğun yere. Yine başka bir adı şerif. Birinci biatınızda sadık kalın. Gereğini ifa edin. Birisine biat ettin. Onda sadık kal. Onun gereğini ifa et. Niye söz verdiysen aktinde dur. Sen dönenlerden olma. Sen kaypaklardan olma. Sen gevşeklerden olma. Sen çekip gidenlerden olma. Sen topuklarının üzerinden geri dönenlerden olma. Dur sen orada ya. Sen orada dur. Birincilere olan borcunuzu ödeyin. Onunla biat ettin ya. Bak diyor ki birincilere olan borcunuzu ödeyin. Neden? O sana emek verdi. Senin biatını aldı. O seni korudu, muhafaza etti, kolladı. O sana imamlık yaptı. O sana başkanlık yaptı. O senin devlet başkanın oldu. O senin imamın oldu. O senin şeyhin oldu. O senin büyüğün oldu. Sen ne yap? Sadık kal. Ve ona borcunu öde. Ona borcunu neyle ödeyeceksin? Sadık kalmakla ödeyeceksin. Sadık kal. Gevşeme. Oynamasın oran buran senin. Dimdik dur. Disiplin ne ol? Hadi şerif. Kim olursa olsun ikinciyi doldurun diyor. Ardından birisi kalkmış, devlet başkanlığı yapacak. Örnekliyorum, seçilmiş, biat edilmiş bir devlet başkanı var. Ne yapıyor? İhtilal yapacağım diyor adam. El koyacağım diyor. Ne yapıyor? Gidiyor CIA ile ortak iş yapıyor. Mossad ortak iş yapıyor. Uluslararası kefere zalimlerle ortaklık yapıp insanların iyi kötü seçtiği kimseyi alaşağı etmeye çalışıyor. Kim alaşağı etmeye çalışırsa öldürün onu diyor ikinciyi. Hadis sabit. Ebu Hureyre anlatıyor. Beni İsrail'i peygamberler idare ediyorlardı. Beni İsrail'i peygamberler idare ediyordu. Bir peygamber ölünce onun yerine ikinci bir peygamber geçiyordu. Hazreti Peygamber'den naklediyor sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ancak benden sonra peygamber yok. Ama ardımdan halifeler gelecek ve çok olacaklar. Bakın örnekleme çok enteresan diyor ki beni İsraili peygamberler idare ediyordu. Bir peygamber vefat ettiğinde yerine yeni bir peygamber geliyordu. Hatta peygamber sağken yeni bir peygamber, yardımcı bir peygamber geliyordu. Musa'nın Aaron'u gibi. Musa Aleyhisselam da devlet başkanıydı ha. Onu öyle devlet başkanı zannetmeyin kendine vekil tayin etti devletin başına. Kimi? Harun'u. Ve Tuğri Sina'ya çıktığında dedi ki bana bir vekil tayin et. Bana bir yardımcı tayin et dedi. Ve hatta Harun'u istedi. Bana Harun'u dedi bana yardımcı ver. Cenab-ı Hak Harun Aleyhisselam onu ne yaptı? Yardımcı verdi. Devam ediyor. Orada bulunanlar dediler ki onlar hakkında bize ne emredersiniz? Yani bu halifelerle alakalı bize ne emredersin? Madem ki senden sonra halifeler gelecek, senden sonra bir peygamber gelmeyecek ve biz o halifelere biat edeceğiz. Bize ne emredersin? Önceki biatınıza sadakat gösterin. Onlara haklarını verin. Onlar üzerindeki haklarınızı da eda edemedikleri takdirde kendilerinden değil Allah'tan isteyin. Zira allah Teala idareleri altındakilerin hukukunu onlardan soracaktır buyurdu. Buhari Müslim. Yani siz onlara biatınızda sadakat gösterin. Onlara haklarını verin. Hak ne? Sadakat göstermek. Onların emirlerini yerine getirmek. Onların dediklerini yerine getirmek. Onların çizdiği yolda devam etmek. Ama diyor onlar sizin üzerinizde haklarınızı tam eda yerine getiremezlerse. Yani o emir, o halife senin hakkını tam yerine getiremedi. Diyor ki onu Allah'tan iste. Ona güç yetiremedi. Örnekliyorum bunu örnek olarak. Maaş olarak 3 bin liraydı hakkında o 2 lira verdi sana. Devlet olarak. Veya halifelik olarak. Bunu diyor sen ondan isteme, onu zorlama. Onu Allah'tan iste. Evet devam ediyoruz. Sünni siyaset anlayışının oluşum süreci, hani bunu toparlayayım, yani demek ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin devlet başkanlığı, Kur'an ve sünnetle sabit. O yüzden Kur'an ve sünnetten ayrı değil. Kur'an ve sünnetin dışında da değil. Kur'an ve sünnetin bu noktada emrine muhalif değil. Şartlar öyle oluştuydu. Bu iş böyle oldu değil. Bu o heva ve hevesinden konuşmadı heva ve hevesinden bir şey yapmadı. Her ne yaptıysa Allah'ın emriyle yerine getirdi. Ayetle sabit. Evet, devam ediyoruz. Sıkıldıysanız, saat on buçuk olmuş. Şurayı normal bir madde okuyayım, ben sizi bırakayım. Olmaz mı? Çünkü saat on buçuk olmuş. İlk dört halife döneminde emirlik, emaret, ve riyaset kavramlarını ifade eden devlet başkanının bizati dini içerikli kavramlar değil. Bu tabi M.Evkuran'ın Kur'an'ın sözü. Sosyalizik ve toplumsal ve hukuki kavramlardı. Bu sebeple dört halife kendilerini peygamberin dini, hukuki ve siyasi halife olarak görmekten kaçındılar. Devlet başkanlığı görevinin kendilerine Allah tarafından verildiği iddiası Emeviler tarafından meşrutiyet amacıyla kullanıldı. Birinci madde olarak. Evet, buradan devam ediyoruz. Şimdi normalde Allah'ın halifesi deme noktasında İslam dünyasında hukukçuların arasında ikiye ayrılmışız. Bunların hani caiz olduğunu söyleyen var, caiz olmadığını söyleyen olmadığını söyleyenler de var. Şimdi Enam suresi ayet 165. Sizi bu caiz olduğunu söyleyenlerin iddia iddialarını ispat noktasında gayet kerimesi. Sizi verdikleriyle denemek için yeryüzünün halifeleri yapan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan odur. Şüphesiz ki o gafur rahimdir. Enam suresi ayet 165. Yine Cenab-ı Hak başka ayetlerde şöyle buyuruyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan Nemil suresi ayet 62. <laughs> Yine az önce bahsettik Bakara ayet 30 yeryüzünde halife yaratacağım dedi. Bu ayetleri delil göstererekten bunun caiz olduğunu söyleyebiliriz. Bunun caiz olmadığını söyleyenler, hani böyle bunu istemediler diyenler bir tek Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri kendisine Allah'ın halifesi denilmesine müsaade etmemiş. Böyle bir rivayet var. Bu görüş ayrılığı İslam ümmetinin içerisindeki hukukçuların içerisindeki bu görüş ayrılığı isimlendirme atlandırmayla alakalıdır. Vazifelerle alakalı değildir. Bunun da altını çizelim. Çünkü normalde sadece bir şeyin ismini koyarken burada görüş ayrılığı olmuş. Yoksa bütün İslam hukukçuları bu manada mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu, onun emir ve hükümlerine bağlı kalmanın gerektiği hususunda hemfikirdir. Bu noktada İlahi emirler göz önünde bulundurulmadan kurulan yönetimlerde hiçbir şekilde hilafet adının layık görülmeyeceği İslam'ın özünden yani Kur'an ve sünnetten haber olan herkes bilir. Çünkü Fatır suresi ayet 39'da o sizi yeryüzüne halifeler yapandır. Artık kim inkar ederse küfrü kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü kendilerine Rableri katında şiddetli buğuzdan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin küfrü kendilerini hüsrandan başka bir şey arttırmaz buyurur. Ve yine Ankobüt'te sizi yeryüzünün halifeleri kılar der. Asıl önemli olan bu yüce makamın gereklerinin yerine getirilmesidir. Bunlar da Allah'ın hükümlerini mutlak ölçü kabul etmek, salih amel işlemek ve Allah'a karşı gelmemek, küfre sapmamaktır. Kendisinde bu özellikler bulunmayan hiçbir yönetim İslami olma niteliğini kazanamaz. İslami kavramlarla nitelendirilemez. Halifelik makamını geçen kimse için halife adı kadar kullanılmış ikinci bir halife e, normalde bu tip yönetimler İslam olamaz. Kesinlikle. Evet. Buradan devam edeceğiz. Fazla zamanınızı aldım. Saat 22.30. Şuraya devam diyeyim. Kocaman harflerle. Bu birinci maddeden devam edeceğiz inşallah. Bu mesele biraz böyle kolaymış gibi görünüyor. Öyle değil. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Çok teknik çünkü. Allah cümlemizi anlamayı, anlayıp da yaşamayı nasip eylesin. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Biraz şey, ne o? E, sema geç kaldı. O yüzden herkesten özür diliyorum. Geceniz hayırlı olsun. Selamun aleyküm.